Merhaba dostlar, bu videonun konusu muhabbet kuşunuzun ısırma nedenleri ve çözümleri. Kısaca hemen hadi başlayalım. Muhabbet kuşları duygusal ve hafızaları güçlü hayvanlardır. Bu nedenden dolayı sizin ona yaptığınız herhangi bir zamandaki yanlış davranışı hafızalarına atarlar ve bunu silmezler. Yani sen ona bir zamanlar bağırmış olabilirsin, canını yakmış olabilirsin veya da onun kalbini kırmış olabilirsin. O bunu unutmaz. Bunu unutturmak için yukarıda çıkan videoyu izleyerek onun güvenini tekrardan kazanman gerekir. Bir başka ısırma nedeni ise senin onun ısırma davranışını pekiştirmendir. Şöyle ki, o ısırdığında sen gülmüşsündür veya da ısırdığında herhangi bir şekilde onun kötü bir şey olduğunu anlaması için bir eylemde bulunmamışsındır. O da bunu normal bir rutin davranış olarak nitelendirir. Peki sen bu durumda nasıl bunun önüne geçebilirsin? Bunu anlatalım şimdi de. O seni ısırdığında ses tonunu kalınlaştırarak ve hafif yükselterek hayır diyebilirsin. O bunu anlayacaktır kötü bir şey olduğunu. Ya da seni ısırdığında onun gagasına doğru, burun deliklerine doğru üflersen bu yaptığı davranışın kötü bir şey olduğunu anlayacak ve bunun devamını getirmeyecektir. Bu sönme davranışı onun pekiştirilme derecesine göre biraz zaman alabilir. Bir hafta olabilir, bir ay olabilir. Sen bu davranışı kararlılıkla uygulamalısın. Üçüncü neden ise bazen kuşlarımızla çok fazla ilgileniyoruz. Bu ilgiyi alıştırıyoruz onları. Ama daha sonra iş yoğunluğu, hayat yoğunluğu derken ilgimizi onlardan çekiyoruz. Tabii ki bu davranışımız onlarda bir depresyona neden oluyor ve strese sokuyor onları. Ve onlar acaba ne oluyor deyip size küsebiliyorlar. Tepki niteliğinde siz ona yaklaştığınızda o sizi ısırarak tavrını ortaya bu şekilde koyabiliyor. Bunu nasıl önüne geçeriz? Güvenini kazanarak, onu tekrardan mutlu ederek, yukarıdaki çıkan videoyu izleyerek bunu nasıl yapacağını anlayabilirsin. Dördüncü neden ise bu aslında çok genel bir neden. Muhabbet kuşunuzla aranızda bir bağ hiç oluşmamıştır. Aranızdaki bağı güçlendirmen gerekir. Bu bağı güçlendirdikten sonra seni ısırmayacaktır. Bir sonraki nedenimiz ise birazcık can sıkıcı bir durum. Bazı muhabbet kuşlarının özünde olan şeyler vardır. Yani karakterlerinde vardır bu ısırma davranışı. Ne yaparsanız yapın ısırmanın önüne geçemezsiniz. Bu kuşlara vahşi kuşlar diyoruz. Karakteri böyle kuşlar diye kabul ediyoruz. Bunlar çok nadirdir ama sizin elinizdeki kuş bundan olabilir. Onu olduğu gibi kabul edeceksiniz. Karakterinde ısırmak varmış diye kabul edeceksiniz ve onunla bu şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Bu kuşlara gerçekten bir şey yapılmıyor. Yüzlerce kuş eğittim ama bu tip kuşlar da bana rast geldi. Onlara hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Çok nadir oluyor ama olabiliyor. En sonuncusu ise en çok üzecek neden bence hepimizi kuşunuz sizi sevmiyordur. Yani aranızdaki bağ yeterince kuvvetli kuramamışsınızdır. Kuşunuzun sizi sevmesi için yukarıda çıkan videoyu izleyerek ne yapabileceğini detaylıca anlattığım videoyu öğrendikten sonra aranızdaki bağ kuvvetlendirebilirsiniz. Video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.